Uzun vadede işler biraz daha kolay çözülür belki. Şimdi aslında mesele ihracat. Yani ihracatçının enflasyonist yarattığı bir şey yok. İhracatçı yani öngörü istiyor burada. Kur yükselsin demiyor. İhracatçının itirazı yurt dışında rekabet ederken, mücadele ederken sürekli üretim maliyetleri artıyor. Fakat döviz kuru aman enflasyon düşsün diye yerinde sayacak ya. Döviz rezervlerini satmak, yok millete döviz almayın demek falan gibi bir önceki Merkez Bankası ve ondan sonra finans idaresi tarafından yapılan işleri açıkçası bozuk çalıyorlar. Yani diyorlar ki ya arkadaşlar bizi bıraktınız hani tek başımıza bir de döviz kurlarının yükselmesini engelliyorsunuz bilmem falan. Şimdi asıl enflasyonu yaratan kimler? Enflasyonu yaratan Türkiye'de çok fazla işçi çalıştıran ayrıcalıklı sektörler. Mesela onlar diyor ki kardeşim ben diyor ham madde aramalı üretiyorum. Bu ham madde aramalını yurt dışından getirmesin kimse diyor. Çünkü diyor neredeyse diyor benim diyor üretim maliyetlerimin yarısı kadar maliyetli diyor şey satıyorlar. Nihai ürün üretenlere mal satıyorlar. Ne oluyor ben diyor burada neciyim diyor. Ben 3-4 bin kişi çalıştırıyorum. Sokarım bunların diyor ondan sonra sokağa. Salarım böyle tamam mı? Ve diyor tam yerel seçimler öncesinde hepiniz ayvayı yersiniz diyor. Hem iktidar hem muhalefet görürsünüz diyor. İktidar ve muhalefetin en çok çekindiği tipler bunlar. Niye? Çünkü çok fazla adam çalıştırdıkları için bu arkadaşlar sürekli olarak ellerinde bir istihdam tehdidiyle gidiyorlar. Bu da 21. yüzyılda biraz komik oluyor. Neden 21. yüzyıl? Çünkü teknoloji çağı, karanlık fabrikalara doğru gidiyoruz. Ama düşünsene teknolojik dönüşümünü gerçekleştirememiş bir topluma sürekli istihdam üzerinden ayar vermeye çalışan sektörler var. Ama ihracatçı bunu yapmıyor. İhracatta böyle bir şey yok. Çünkü ihracatçı mecburen zaten verimli çalışmak zorunda. İhracatçı yeşil mutabakata uygun çalışmak zorunda. Döngüsel ekonomiye uygun çalışmak zorunda. Dolayısıyla ihracatçının derdi bu abiler ve ablalar var ya sektörlerdeki bu sürekli siyasetten kendilerine ayrıcalık isteyen, ithal gümrük vergisi, ilave gümrük vergisi isteyen, rakiplere hatta ÖTV yükseltin gelenler böyle olsun diye yani şeyle başkasına bir şey yedirmemek için intihara bile hani kalkışacak olan ondan sonra sektördeki arkadaşlar yüzünden enflasyon oluyor. Şimdi dolayısıyla bunlara da bir şey yapamıyorlar. Ben Mehmet Şimşek'in sözlerinden şunu anlıyorum. Arkadaşlar siyasetle çok yakın duran ve ayrıcalıklı kesimleri ben laf geçiremem. Çok net konuşuyor. Ben anlıyorum onu. Yani ne diyeceğim Evet. şimdi? Yani ithalat vergilerini düşürün desem adamlar vay Mehmet Şimşek şey yapıyor. İthalatı memlekete serbestleşiyor. Türkiye ithalat memleketi. Hiç alakası yok ya bu arada. Alakası yok. Yani sırf bu adamların ekmeğine yağ sürmek için çıkarılmış bir ithalat rejimi var ortada. Ve bana da sunum gönderiyorlar sürekli. Hocam işte ithalat vergileri çıkalı beri sektör şu kadar yatırım yaptı. Kardeşim o yatırımcılara sorun bakalım. İthalat vergisi var diye mi yapıyorlar o yatırımı? Yani almışlar memleketin toplam yatırımlarında istihdam artışını bunun sayesinde oldu diye sunum yazıyorlar. Ya şimdi ben yer miyim onları? Yer. Ondan sonra biz de iktisatçıyız. İşte ekonomik etki analizi yapmayı onu en aşağı onlar kadar iyi biliyoruz. Neyse velhasıl gelelim onları geçtim. Mehmet Şimşek şunu da yapamam diyor. Arkadaşlar ben kamu harcamalarını da kısamıyorum. Kusura bakmayın. Sizden diyor vergi alacağız ve bu vergileri diyor sizin zaruri olarak tükettiğiniz mal ve hizmetler üzerinden alacağız. O yüzden bunlar pahalı olacak. Şimdi benim elimde tek silah kaldı maalesef diyor. Tüketimi öyle bir daraltacağım ki, talebi öyle bir boğacağım ki, siz kimseden mal alamayacak hale geleceksiniz. Hal böyle olunca mal ve hizmet satanlar imana gelecekler. Ve diyecekler ki biz mal satamıyoruz, hadi iskonto yapalım diye. Dünyanın hiçbir yerinde Böyle olmayacak. böyle bir proje tutmamıştı. Çok net olarak söyleyeyim. Yani talebi boğmak suretiyle enflasyonu durdurmak mümkün ama fiyatları geri getirmek çok mümkün olmaz. Dolayısıyla aslında şu an Mehmet Şimşek, Merkez Bankası ve tüm ekip ameliyata alınması gereken bir hastaya narkoz veriyorlar. Çünkü narkoz vermezsen ameliyatı yapamazsın. Fakat enteresan, narkozu verdikten sonra ameliyatı yapmak lazım. Ameliyat nedir? Bir, kamu harcamalarında çok ciddi tasarruf. İnanılmaz bir kamu tasarruf propagandası ve uygulaması gerekiyor. İki, ayrıcalık isteyen sektörlere kardeşim bak 10 yıllardır Türk vatandaşının sırtındasın. Faturayı onlar ödüyor.
Artık size ayrıcalık falan yok. Tamam mı? Teşvikleri de seçici vereceğiz. Bundan sonra insan kaynağına yatırım yapan, bir de dijitallik üzerinde yani yüksek teknoloji yatırım yapanları vereceğiz. Artık bizden bir şey istemeyin. Yeter be kardeşim, zaten ortaya dünya markası bile çıkaramadınız. Bu kadar çok teşvik. Hiçbir şey olmadı. Sadece cironuzu büyüttünüz. Şimdi hala ağlıyorsunuz. Ondan sonra şöyle böyle diye. Sert çıkması lazım. Tamam mı? Şimdi bunları yaptıktan sonra çıkamaz ki. Çünkü siyaseti besleyen, yani siyasetten nemalanan kesimler. Yani siyaseti hem besliyorlar hem siyasetten nemalanıyorlar. Bir karşılıklı bir şey var. Şimdi dolayısıyla bunlar bölgesel siyasetlerde çok etkin bu insanlar. Aileler bilmem ne falan. Hadi diyelim ki bunları da yaptılar. Bu da yetmez. Bir de haksız rekabetle rekabete aykırılık konusunda da çok sert davranması lazım. Bak oralarda iyi işler oluyor. Onu da söyleyeyim. Yani hem haksız rekabet konusunda hem de rekabete aykırılık konusunda muhteşem işler var. Bu da yetmez, biliyor musun? Bak, hayat pahalılığı değil, enflasyonla mücadele. Hayat pahalılığıyla mücadele. Başlıyorum. Bir, ulaşım masrafları korkunç. Kiralar korkunç. Cebinizde para var, taksici sizi almıyor. Dolayısıyla siz bir kere de, yani bir durakta gideceğiniz yere mecburen vesait değiştirerek maliyetinizi arttırıyorsunuz. Şimdi İstanbul'da özellikle yaşanıyor, Ankara'da bu kadar yaşanıyor bilmiyorum ama yani Türkiye'nin önemli bir ekonomik büyüklüğünü mahveden İstanbul'da fiyatların sürekli yükseliyor olması Türkiye için iyi bir şeydi. Yani dolayısıyla gıdada dünya birincisiyiz artış hızında. Ondan sonra bakmayın son aylarda işte dördüncü sıraya düşmüşüz ama genelde birinciyiz. Ondan sonra mesela Şükran günündeki kestikleri hindinin fiyatı 20 yılda %100 arttı diye bana şikayet eden Amerikan arkadaşları, diyorum ki biz onu 4-5 günde falan yapıyoruz yani %100 artış ne demek yani, domatesin fiyatına bak falan. Yani bizde çok büyük anormallikler var. Bu anormalliklerin üzerine gitmiyor devlet. Bak gidemiyor demiyor. Gitmiyor. Niye? Çünkü çok meşgul. Ve bunlar teferruatlı işler. Şimdi tarıma girecek, orada oligopol, monopol, zincirleme monopol insanları yakalayacak, onları yapmayın diyecek, kanuna aykırılıklar var, devlet gücünü gösterecek, sektörlere gidin artık diyecek, kamu harcamalarını ya bunları yapmak yerine en basiti hastayı uyutmak. Çünkü hastayı uyuttuğun zaman fonksiyonlar yavaşlıyor. Otomatik olarak ateşte, yani enflasyon diyelim 1-2 puan, o nasıl düşüyor? 40 derece ateş yerine 38'de yatıyor. İşin ezi bu. Bunu da sanıyorum yerel seçimlere kadar bu şekilde devam ettirmek peşinde. Yoksa kredi kartları üzerinden yapılan bir operasyonla enflasyonu kalıcı düşürmek çok mümkün değil. Onu da söyleyeyim. Denendi bu, başarısız oldu.